Evgar'ın başrolünde yer aldığı, Tilbe Saran, Necip Memili ve Bora Akkaş gibi isimlerin de rol aldığı Afife oyununun premierindeyiz. Bahar'dan rol arkadaşı Hatice Aslan oyunu izlemeye gelmiş. Heyecanla geldim. Almak ve minnetimizi bildirmek için iyi ki Afife'ler var. Bahar'ın yeni sezon çekimleri başladı. Gelecek hafta ikinci sezonun ilk bölümüyle yayında olacak Bahar. Başladı, çok da heyecanlıyız. 24 yayınımız. Yine büyük bir heyecanla, özlemle başladık. Özlemişiz. Bakalım, yani güzel şeyler var. Nasıl bir sezon bekliyor bizi bu sene? Eğlenceli, uyandıran insanı. Güzel, keyifli bir sezon. Herkesin yüreğinde çiçekler açacak yine. İkinci baharımın bana getireceği her şeye hazırım. Kaderimi seviyorum. Kaderini sev, bundan sonra tek sevgim bu olsun. Geceler ara oldu bak bu aralar. Daha da kalmam basit o numaralar. Seni unuttum. Bu senin ikinci baharın. Hakkını ver, tamam mı? Hatice Aslan'ın Bahar'da oynadığı Nevra karakterine geliyor söz. Bu tip rolleri de o yüzden oynuyoruz. Yani ne kadar yanlış olduğunu göstermek aslında. Nevra çok nevi şahsına münasır bir kadın gerçekten. Nevra gibi bir kadını canlandırmak ustalık ister. Biraz bencil, egosu yüksek bir kadın. O yüzden tabii ki zor oluyor anlaşmaları. O yüzden de Bahar'ı kaçırdılar zaten ellerinden. Çünkü kıymetini bilmediler. Zor yani, evet, durumları zor. Yani paylaşmayan insan her zaman hayatta zorlanır zaten. Ne? 200 bin mi istedi? Ah, ne yapacakmış o kadar parayı? Tuz için dershaneye gidecekmiş. Doktorluğa geri dönecek kraliçemiz, öyle mi? Ay, boş laf. Biz oyuncuyuz. Tabii ki ben bu bir matematik. O tarz bir karakterin neler yapabileceğini, nasıl tepki vereceğini çalışarak bu rolü oynuyorum. Sonuçta yani bir sürücü her türlü aracı kullanır diye düşünüyorum. Afife oyununu izlemeye gelen ustalardan biri de Oya Başar. Çok heyecanlıyım. İçerideki heyecanı düşünemiyorum. Muhteşem bir şeydir herhalde. Hem arkadaşlarımın heyecanı hem de Afife'nin heyecanı. Çok önemli bir şey. Güzel bir şey seyredeceğimi düşünüyorum. Öyle olmuştur sanıyorum. Çünkü arkadaşlarım bunu yapabilecek değerde insanlar. Güzel bir şey seyredeceğiz. Rüzgarları bol olsun. Serkan Keskin, premierdeki bir diğer ünlü isim. Vallahi heyecanlıyız. Çok sevgili arkadaşlarım çok uzun zamandır çalışıyorlar. Serdar yönetmenim, aynı şekilde Saat Ayarlamanızı, Necip, Demet. Heyecanlıyız Afife'ci aile. Arkadaşlarımıza destek olmaya geldik. Uras Kaygılaroğlu'ylayız. Oynadığı Aşık Shakespeare'deki bazı sahneler nedeniyle çok konuşulmuştu. Ben oyunumuzu seviyorum. Birlikte oynadığım arkadaşlarımı da çok seviyorum. Herkesin tercihi diyorum. Premiere gelen isimlerden Cem Yılmaz, Uras Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya ve Bige Önal aynı masada. Cem Yılmaz, Uras Kaygılaroğlu'yla salona geçerken esprili gününde. Nasılsınız? Uras Bey, sahneyi görmüş müsünüz, soracak mısınız? Sorduk efendim. Ben de ona konuşuyordum demin, evet. Bizim için çok önemli bir konu. Siz nasılsınız Cem Bey? İyiyim. Bir kısa konuşsaydık efendim, müsaade varsa. Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Afife Jale'nin unutulmaz yaşam hikayesini konu alan oyun büyük ilgi görüyor. Demet Evgar ve Afife kadrosu böyle selamlıyor seyirciyi. Demet Evgar'ın oyun sonrası yaptığı konuşma büyük alkış alıyor. Bu hayali gerçek yapan her bir yüreğe teşekkür ediyoruz. Demet Evgar'ın en büyük teşekkürü Haldun Dormen'e. 12 yaşında bir çocuk bir gün bir dergide Afife Jale'nin ölüm haberini okuyor. Ve ölüm haberini okuduğunda aynı zamanda da Afife Jale'nin varlığından haberdar oluyor aslında. Ve o çocuk
Bir gün, o gün kendine bir söz veriyor. Ben bu kadın için bir şey yapacağım diye. O çocuk o gün o sözü kendine verdiğinden mütevellit biz Afife Jale'yi bilmiş oluyoruz aslında. Çok yakın bir zamana kadar çok da bilinmiyordu toprak altında kalan birçok kadın gibi. Şimdi de kalıyorlar toprak altında. Ben o 12 yaşındaki çocuğa teşekkür etmek istiyorum. 12 yaşındaki Haldun'a, Haldun Dormen'e. Hande Erçel, Hakan Sabancı çifti bir restorana yemek yemeye geliyor. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız efendim? Sevgilerimle teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok güzel, teşekkür ederim. Çıkışta çifte düğün sezonunun açıldığını ve ufukta bir evliliğin olup olmadığını soruyoruz. Düğün sezonu açıldı. Sizde de bir hareket olacak mı bu sene diye sormak isteriz ama. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.